Selam dostlar, Karaga hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Palit'in RTX 3070 ekran kartına yakından bakacağız. Öncelikle kartın kutu içeriğine bakacağız. Kutu içeriğinde bizleri neler bekliyor ve kartın fiziksel özelliklerine de bakacağız. Sonrasında kartın teknik özelliklerine değineceğiz. Daha sonrasında kart bize oyunlarda neler katıyor, oyun testlerine bakacağız. Format değerlerine bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Biz ne kadar şu an RTX 3070'i incelesek de arkadaşlar, şu an piyasada RTX 3000 serisine ulaşmak çok zor. Piyasada şu an fazla kart kalmamış. Baktığımızda olanlar da gerçekten yüksek fiyatlara satılmakta. Palit markasını bilmeyen arkadaşlar varsa küçük bir araştırma yaparak yurt dışında ne kadar popüler bir marka olduğunu görecektir. Ülkemizde daha önce satışlarda bulunan bir markaydı. Birkaç yıl önce satış yapmıyordu ama son zamanlarda yine bu marka piyasaya, ülkemizin piyasasına girdi. Kutuyu ilk açtığımızda bizi bu şekilde bir kitapçık karşılamakta arkadaşlar. Türkçe dil desteği bulunmakta bu kitapçığın. Diğer markalar gibi arkadaşlar şaşalı bir kutuya sahip olmasa da yine de içindeki ürün bizim için daha önemli. Vereceği performans bizim için daha önemli. Şöyle kutunun arka yüzeyinde şu şekilde bizi bir konnektör karşılamakta. Bildiğiniz gibi yine RTX kartlar 8 artı 8 pinle çalışmakta. Yine bizi bir garanti belgesi karşılamakta arkadaşlar. Kartın kendisi de burada. Poşetinden çıkartalım. Ben daha önce kontrol amaçlı arkadaşlar kartı çıkarmıştım kutusundan. Kargoda herhangi bir zarar görüp görmediğini teyit etmek adına. Kart baktığımızda şık bir görüntüye sahip arkadaşlar. Uzunluk olarak bayağı uzun. Şimdi uzunluğunu ölçeceğiz zaten. Genişliğine de bakacağız. Yüksekliğine de bakacağız. Ama çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Diğer kartlara göre yüksekliği fazla değil gibi. Şöyle hemen bakalım. 11 santim civarında arkadaşlar bir yüksekliğe sahip. Uzunluğa geldiğimizde ise şöyle koyalım kartımızı. Uzunluğuna bir bakalım. 29 santim, yani kasanızın desteklediğine emin olmanız lazım. 29 santimlik bir uzunluğa sahip. Hani dikey kullanmak isteyenler için de yükseklik dediğim gibi 10 santim civarında. Kart alırken arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Kullanabilmeniz için, kasanın içerisinde rahatlıkla montajını gerçekleştirebilmeniz için bu ebatları dikkate almanız lazım. 3 fanlı bir yapıya sahip arkadaşlar kart. Soğutma konusunda gerçekten çok başarılı. Ön yüzeyine baktığımızda fırçalanmış metal plakalar görmekteyiz. Bu şekilde bir estetik bir görüntüye sahip gerçekten. Orta kısımda da RGB ledleri bulunmakta. Bu kısımda RGB renkleri kontrolünü uygulama üzerinden sağlayabiliyoruz. Adreslenebilir RGB özelliğine sahip. Kartın arka yüzeyine baktığımızda arkadaşlar burada delikli yüzey olduğunu görüyoruz. Bal peteği şeklinde delikli yüzey olduğunu görüyoruz. Bu ön yüzeydeki fanın vermiş olduğu hava arka yüzeyden çıkması için ve kasa içerisinden de egzoz fanıyla veya üstteki fanlarla o sıcak havanın atımı sağlanıyor. Arka yüzeyindeki plaka arkadaşlar baktığımızda metal gibi görünse de sert bir plastik aslında. O sert plastik de zaman içerisinde eğilip büküleceğini zannetmiyorum. Gayet sert bir yapıya sahip. Bu arada bizim incelemiş olduğumuz ürün arkadaşlar Gaming Pro Overclock modeli. Diğer bir modelde Gaming Pro düz. Hız aşırtmada küçük bir fark bulunmakta. Onu birazdan teknik detaylara indiğimizde sizlere orada belirteceğim. Güç konnektörleri arkadaşlar kartın orta kısmında bulunmakta. Bazı kartlarda bu sağ kısımda bulunuyor. Burada da orta kısım tercih edilmiş. Güç konusunda 8 artı 8 pinlik bir güç bağlantısına sahip. Önceki serilere baktığımızda hemen hemen iki katına çıkartılmış bir pin yapısı bulunmakta. Arka yüzeydeki bu delikli kısma baktığımızda içerideki ızgaraları görmekteyiz. Soğutma ızgaralarını görmekteyiz. Yine RTX 3000 serisindeki kartlarda soğutma teknolojileri gerçekten çok başarılı. Yine Palit bu konuda gerçekten diğer markalardan geri kalmış durumda değil.
3 adet fana sahip ama belli bir dereceye kadar arkadaşlar bu fanlar çalışmıyor. Yine kasa içerisinde sessizliği korumuş oluyorsunuz. Kart biraz yüke bindikten sonra yine bu fanlar aktif bir şekilde çalışmaya başlıyor. Şimdi kartın sahip olduğu teknik özelliklere yavaşça değinirsek 8 GB'lık GDDR6 belleklere sahip. 1750 MHz değerindeki bu bellekler 2K ve 4K'da yeterince performansı sağlıyor arkadaşlar. 8 GB'lık aslında biraz bizi üzdü. Bir önceki serideki RTX 2000 serisinden sonra 10 ve 12 GB'lık 70 serisinde yani 3070 serisinde beklenmekteydi. 8 GB'la Nvidia piyasaya 3070 serisini sürdü. Yine 4K'da işimizi görüyor mu? Görüyor. 2K'da da yine işimizi görüyor. Aslında 2K'lık bir kart ama 4K'da da kullanan arkadaşlar var ve yeterince performans aldıklarını söylüyorlar. Kartın performansını en çok etkileyen kutu çekirdek sayısında hemen hemen 2 katına yakın bir artış söz konusu. 5888 kutu çekirdek birimine sahip. Kartın bu kadar güçlü olması da aslında buradaki kutu çekirdek sayısından kaynaklanmakta. 256 bitlik bir arayüze sahip. Yine performans konusunda yeterli. Transistör mesafesine geldiğimizde rakibi RX, AMD'nin RX serisiyle arasında 1 nanometrelik bir fark var. RTX 3070'ler 8 nanometrelik bir transistör mesafesine sahipken RX 6000 serisinde 7 nanometrelik bir transistör mesafesi bulunmakta. Kart güç konusunda kasamızdan 220 watt'lık bir güç çekmekte. 220 watt'lık bir güç tüketimi RTX kartlarda zaten beklenmekteydi. 200 watt aslında beklenmekteydi. Bir 20 watt'lık bir artış söz konusu. Kartın sahip olduğu özelliklere zaten baktığımızda yüksek bir güç tüketimi beklenmekteydi. O konuda da aslında bizleri şaşırtmadı. Karta önerilen güç kaynağı 650 watt ve üzeri arkadaşlar. Ama benim önerdiğim kesinlikle 700 watt olması veya 750 watt olması ve kesinlikle 80 Plus sertifikaya sahip olması güç kaynağınızın. Çünkü bu kartla darboğaza uğramamak için güçlü bir işlemciniz olmakta. 700 ve 750 nacizane benim fikrim. Ve bunun 80 Plus, 80 Plus sertifikasının tabii ki bulunması. Önemli olan noktalardan bir tanesi de o. Kartta herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına. Kartın temel frekans hızı 1500 MHz. Overclock'la bu kartı arkadaşlar 1770 MHz'e kadar çıkartabiliyoruz. Deminki bahsettiğim videonun başında bahsettiğim Gaming Pro serisinde ise Palit'in Gaming Pro serisinde 1725 MHz'e kadar overclock'la yükseltirken overclock modelinde arkadaşlar Palit'in 1770 MHz'e kadar yükseltebiliyoruz bu temel frekansı. Gerçekten oldukça güçlü bir kart. 2K'da ve 4K'da kesinlikle yüksek performans aldığını zaten göreceksiniz. 1080p'de de kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Küçük bir darboğaza maruz kalabilirler. Bunun için güçlü bir işlemci lazım o darboğazı yapmamanız için. Kartın çıkışlarına geldiğimizde ise arkadaşlar 4 adet toplamda çıkışı bulunmakta. 1 adet 2.1 HDMI çıkışı bulunmakta. 3 adet de 1.4a DisplayPort çıkışı bulunmakta. Bu ne demek oluyor? Yani toplamda bu karta biz 4 adet monitör bağlantısı gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi oldukça güçlü bir kart. Beklentilerimizi kesinlikle karşılayan bir kart. Teknik özelliklerine de yeterince değindiğimi düşünüyorum. Sizlere de fazla darboğaz etmeden. Şimdi bu canavarın oyun performansına gelin hep beraber bakalım. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us. So don't try, cause this time you crossed the line. Isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save.
Oyun performansını da gördükten sonra teknik özelliklerdeki belirttiğimiz özelliklerin oyun performansına nasıl yansıdığını görmektesiniz. Kart gerçekten çok güçlü bir kart arkadaşlar. Piyasada şu an yüksek fiyatlara bulunsa da almak isteyen arkadaşlara küçük bir öneri, nacizane. Eğer birkaç ay daha beklerlerse bu şişirilen fiyatların daha da düşeceğine ben inanmaktayım. Stok sorununun ortadan kalkmasıyla kartların fiyatları da aşağı inecektir. RTX'in diğer markalarını da tabii ki tercih edebilirsiniz. Bence Palit de burada gerçekten mükemmel bir iş çıkarmış. Özellikle soğutma konusunda kart gerçekten mükemmel bir performansa sahip. Oyunlarda kesinlikle 60 dereceler kart geçmemekte, 65 dereceleri geçmemekte. Zaten o civarlara kadar gelene kadar da fanlarda çalışmamakta arkadaşlar. Günlük Windows kullanımlarında fanlarının çalışmadığını görmektesiniz. Kartı çalıştıran, zorlayan birkaç oyunda sadece fanların çalıştığını gördüm ben. 65 derecenin de üzerine hiç çıktığını görmedim. Çok da uzatmadan arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim artık. Kendinize iyi bakın. Bol FPS'li ekranlar diliyorum. Hoşça kalın.